Merhabalar değerli gönlü güzel dostlar. Hoş geldiniz kıymetli dostlar. Almanya'da gurbetçi ailenin evine. İyisinizdir inşallah. Vallahi bizi sorarsanız elhamdülillah her halimiz. Ay azıcık oturayım dedim. Ses geliyor mu acaba? Şey mutfağın şeyi çalışıyor var ya, yemek kokularını çeken, adını hep unutuyorum onun demeyin kız. Neyse aman. İşte o havalandırma diyorum ben ona. Aspiratör ha geldi aklıma. Ne yapayım canlar, unutuyorum işte ya. B12'm düşük galiba arkadaşlar. Dün şeyi de gördüm Instagram'da. Halsizlik, kaşıntı, baş ağrısı, üşüme, bir şey daha vardı. Yorgunluk. Böyle belirtileriniz varsa dedi vesaire, birkaç daha bir şeyler yazılı. Onları da unuttum. B12'niz düşük demekmiş. O yazılan bütün şeylerin hepsi de bende var. Hemen dedim ki Selma senin B12'n düşük. Hapı yuttun kızım dedim. Vallahi hapı yuttum. Şimdi B12 geçen ay mı ne ilaçlarını almıştım apotekeden. Hani ağzınıza atıyorsunuz ya böyle şurup gibi. Onlardan gene almam lazım galiba. Belki takviye olarak iyi gelir. Bir böyle ensemden bir baş ağrısı giriyor bu kafama. Bir görün. Normal günlük haplarımızı içiyoruz da, bir de benim kızlar kaşıntılarım başladı. Bu belki şuralardan kedi tırmalamış gibi elimi kolumu görürseniz bilin ki kaşıntısı aylarına girmişim demektir. Her yerim böyle kaşınıyor ya, ne yapayım anam? Huylu huylu tüylü ne derler, türlü türlü huylarımız var. Neyse buna da şükür. Aman öyle bir yorgunum, öyle bir keyifsizim. Ercan'a gidiyorum geliyorum. Ercan da çıkacak Allah nasip ederse. Doktor kağıtlarını bekliyor işte, raporlarını mı ne deniyor onlara. Oy onlar çıksın, ondan sonra Ercan'ı da gönderecekler. Ercan Bey nasıl diye soruyorsunuz. Allah razı olsun, hiç yalnız bırakmadınız. En son attığımız videoda o desteğinizden işiniz gücünüz rast gelsin. Hiç tanımadığımız dostlarımız bizlere selam gönderdiler. Ercan için dualar gönderdiler. Gerçekten Rabbim sınırsızca sizlere razı olsun efendim. Gerçekten iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yani yalnız olmadığımızı sizlerin o güzel mesajlarından sonra anladık. Dostlar, yorumları okudum. Ercan gelince böyle selam bekleyen dostlarımız var. Onlara selam da göndereceğiz. Şimdi telefonumda kayıtlı olduğu için ben Ercan'ın telefonuna paslıyorum. Öyle selam gönderiyordun. Şimdi valla aklımda yok da Sivas'tan bir hanımefendi demiş. Bir de Sivas'a selam gönderin. Bak o aklımda. Bir de bir beyefendi. Orhan abiydi galiba ya. Eşiyle birlikte bizi izliyormuş. Yazmış ki Ercan da o mesajı okumuş. Selma diyor. Benden selam söyle o güzel aileye diyor. Böyle bir tebessümde bulunmuş. Ya demiş. Ercan kardeşim demiş. Kızlar, hanımlar diyorumuz da erkekler de var demiş. Buna bir çare bulalım demiş. He be, ama bak bana kızma. Ben her zaman ne diyorum? Beyefendi kardeşlerim de diyorum. Bakın ben düşünüyorum. Hepinizi düşünüyorum. Ercan hep diyor. Acılar diyor. Ay neyse ona da bulacağız çare. Ben ne yapıyorum? Vallahi ne yaptım? Sabah kalktım. Çoluğun çocuğun karnını doyurdum. İşten gelenleri, işte gidenleri yolcu ettim. Ondan sonra Ercan Bey ile bolca 7-24 telefonda konuşuyoruz. Hiç durmuyor. Bıdır bıdır dakika beşi beni arıyor. Hatırlarsınız vlogumun önceki vlogumda. Selma beni arama. Ne oldu Ercan dedim. Dakika başı arıyorsun dedim. Bak ben aramıyorum dedim. Gelmiyor mu? Gelsene. Niye gelmiyorsunuz? Yahu dedim işim gücümüz var. Adam dedim hastaneyi dedim. Ne yapayım? İşte telefonda görüntülü icat çıkarmış kim çıkardıysa. Bak dedim evde gibi konuşuyor dedim. Yatıyor. Ama ikinci günü Ercan bizi çok kötü korkuttu. Ama onları Ercan Bey'e gelsin onunla birlikte anlatayım. Hem de bana başlık olur kız güzel. Bir başlık yaparım ama bayağı üzüldük. Moralimiz bayağı bozuldu. Bazı arkadaşlarımıza da paylaşmıştık bu konuyu. Ercan'la anlatacağım onları susacağım. Canlar ben ne yapıyorum? Valla biz bir yandan da izin hazırlığı yapıyoruz. Şimdi benim Ercan'la biz nasip olursa arabayla gideceğiz biliyorsunuz. Güzel bir sıla yolu Allah nasip ederse tabii ki. Evdeki hesap hiçbir zaman hepimiz için geçerli, çarşıya uymaz. Biz de Ercan'la hani iyileşsin şöyle Ercan bir hastaneden çıksın. Aradan biraz zaman geçsin. Dikişleri falan alınsın. Öbür türlü araba kullanması yasakmış. Onu da öğrendik. Ondan sonra işte benimkisi son aylara, ayın sonuna doğru geçerli. Ama benim Tuğçe gidecek biliyorsunuz. Onu da işte yolcu edeceğiz yarın Allah nasip ederse.
bindireceğiz sabahın köründe Hamburg'a gideceğim ben. Sudenaz'dan falan gideceğiz teyzeleri inşallah. O iş yerinden izin aldı. O götürecek bizi. Ondan sonra neyse Tuğçe'yi Türkiye'ye göndereceğiz. Talha durdu mu? Arkadaşları falan hep Türkiye'ye tatile gitmiş. Okuldaki Türk arkadaşlar. Kimileri de işte birkaç gün içinde çıkacaklarmış. Vay efendim ben gitmeyeceğim mi? Ben ne yapacağım? Oğlum dedim şimdi ben sana dedim ne yapayım ne edeyim? Ta baba yarıyor hastaneyi dostlar. Baba ben Türkiye'ye gideceğim. Baba ben Türkiye'ye gideceğim. Ondan sonra Ercan da biletçiyle konuşmuş. Tuğçe gidecek. Tuğçe'den 2 gün sonra da Talha'ya bakın Sudenaz gitti biraz önce getirdi. Ercan halletmiş. Sudenaz da gitti parasını ödedi. Biletimizi aldık canlar. Cumartesi gününe Talha Bey'i yolcu edeceğiz. Yarın Tuğçe gidecek 2 gün sonra da Talha Reis'i göndereceğiz. Çocuğunuz var mı? Bir şey yapamıyoruz. Allah'tan ki anam babam var da Allah razı olsun. Anamın babamı yanına gönderiyorum. Yoksa ne yapardım? Kardeşim de var sağ olsun. Kardeşlerimiz de var. Onlar da hani annem babam olmasa da Allah uzun ömür versin de. Gene de hani gönderecek yerimiz var. Güvencemiz var da gönderiyoruz. Yoksa öyle hani oteldi, şuraydı, buraydı öyle tek başlarına bir yere sağmam. Beni biliyorsunuz. Elime de çayımı aldım da kız çayım soğuttu. Ben de soğuk çay sevmem. Soğumuş galiba dur. Benim çayım kaynar olacak. Çenesi düşüğün çayı da soğarmış. İçmeyeceğim şimdi midemi bulandırır. Ben de ne yaptım? Onun pasaportunu, biletini Talha Reis'inkilere buraya ayarladım. Alman vatandaşı Talha da gene de bu Rize pası şart kızlar. Zaten geçen sene biz izine giderken ayarlamıştık Rize pasını. Hepsi tarihleri uzun. Yine ben kontrol ettim. 5 senelik falan yaptırmıştık hepsininkini. Bir benimle Ercan'ınki yapılacak. Pardon benimki. Benim Rize pasımla galiba bir kağıdım daha var. Onlar yapılacak. Onu da Ercan çıkınca halleder. Neyse şuraya paraları gömüldük. 700 euro Talha Reis'e bilet aldık teyzelere. Tam 700 euro. Sudenaz bayıldı geldi. Sude bana bakıyor. Ah anne ah diyor ne gerek var. Talha'nın biletini de 8. ayın sonuna kadar Türkiye'de kalacak. Tuğçe 2 haftalığına gidecek. Talha da açık yani 12 tam bir aydan fazla galiba ya. 8. ayın 30'una kadar mı ne öyle bir şeydi. Unuttum ne bileyim orada yazıyor kız. Yani onu da niye öyle uzun aldık? Duracağını da zannetmiyorum. Şimdi bir hafta Tuğçe'nin Talha gidene kadar hemen hemen 4-5 günü geçmiş oluyor. Toplamda bir hafta ya da 8 gün şeyle Talha ile gün geçirecek. Sonra Sudena Tuğçe gelecek. Talha orada kalacak. Bu sefer tek başına Talha orada durur mu? Onu da bilmiyorum. Hani zor belki de atlar geri gelebilir de. Biz onu da niye uzun aldım? Kafam karıştı kız. Biz de hani arabayla gidersek dedik. Talha orada durur. Biz de Ercan'ın arkasından gideriz. Biraz da bizimle zaman geçirir. Böyle 4-5 haftada bizimle kalır dedik. Sonra Talha'yı biz oradan bindiririz. Ablası Hamburg'dan alır. Biz de arabayla arkalarından geliriz diye düşünmüştük. Niyetimiz öyle. Durun bakalım. Her şey zaman gösterecek. Şimdi Talha durmaz derim. Çocuk durur belki. Çünkü oradan gidebilirse kuzeniyle otele falan gidecek Talha. Çünkü orada sıkılacak. Annemin yanında durmaz. Kuzenleri var. Abimin oğlanlar var. Büyük büyük. Onlar belki tatile falan böyle Antalya, Alanya gibi yerlerde otel kiralarlarsa oralara göndereceğim. Tek başına gidemediği için büyük lazım yanına. Bilmiyorum. Böyle planlarım var. İşte Tuğçe de odasında hummalı bir çalışması var. Teyzeleri, abileri valiz hazırlıyor. Eşyaları falan vardı. Birazını ütüledik. Biraz oydu. Ben de hediyelik biliyorsunuz. Biliyorum kızıyorsunuz canlar. Bu konuya da değineyim. Yani biraz sonra göstereceğim işte. Biraz birkaç arkadaşıma takipçilerimiz vardı 2 tane onlara söz vermiştim çikolata istemiş birisi istemişti birisini kendi gönlümden gönderiyor onlara bir hediyelik paket hazırladım ondan sonra biraz annemin evine koydum biraz kardeşlerimin evine koydum şimdi annemin evine de gelen giden oluyor Tuğçe'ye hoş geldine beş geldine biz kalabalık aileyiz arkadaşlar biraz da tutkun bir aileyiz hani öyle diyeyim size gelen giden olunca hani yine de benim annemin bir lafı var kimse yanlış anlamasın özür dileyerek söylüyorum dağdan gelen çobanın eline bakarlar derler hani şimdi en azından yine de bir tabağın içine konulur bir ikramlık olur bir şey olur o yüzden dedim hani
Ne bileyim kız, ben böyle alışmışım. Anamdan mı anamdan da görmedim. Benim anam aslında biraz lutumludur bu konularda da. Kocamdan mı öğrendim, ne ördüm kız? Ben duramam. İlla bir şeyleri donatacağım. Bir sofra hazırlarım, her şey. Dolapta ne var? Tuğçe de bana çekmiş. Sude de babasına çekmiş gerçi de. Neyse, çerem düştü. Yani böyle değerli dostlar. Biraz sonra size onları göstereceğim. Tuğçe'nin hazırladığı o valizleri halini, odanın halini gösteririm. Hazırladığım, izin için aldığımız alışverişlerimizi gösteririm. Ona bakalım neler aldık izin için, hangi çikolatalardan koyduk, ne kadar aldık. Ayşe, burada selam söylüyorum sana. Kızacak bana, ben biliyorum, korka korka söylüyorum. Sıla yolu hazırlığı, ne yapayım değerli dostlar. Aha, şimdi Tuğçe'yi göndereceğim. Cumartesi de Talha Bey için hazırlık yapacağız. Bakalım Talha'ya da ne koyarız? Talha da sucuk seviyor biliyorsunuz. Ona da gideceğim, daha 2 karton sucuk alacağım. Yanına 2 bişiyi koyarım. Çünkü Talha orada Türkiye'deki sucukları falan tüketmiyor. Buradan gönderiyoruz tabii ki. Orada gidince yesin. Değil mi canlar? Ne bileyim kız, işte böyle şey düşünüyoruz. Benim işler böyle. Biraz önce de kalktım işte, biraz buzluğumda şeyim vardı. Geçenlerde biber doldurmuştum. Geçen dedim, Ercan hastaneye yatmadan önce bayağı bir içim artmıştı. Buzluğa atmıştım. Ercan'ı hastaneden uğradıktan sonra biz alışveriş yaparken Türk marketine de uğradım. Maydanoz, biber falan aldıydım. Ay dur dedim, şuradan da dedim şey alayım. Biber alayım da şu iç arıya gitmesin. O biberi doldurdum. Birazdan altını kapatırım, gösteririm size. Yani bir akşam yemeği de hazırladım. Ercan'a da gönderirim. Şöyle bir kabın içine koyarım. Yoğurdum yok da, bir yoğurdu unutmuşum. İşte böyle böyle günlerimiz geçiyor. Bacılarım, kardeşlerim. Allah'ım taşıyamayacağımız yükü üstümüze yüklemesin. Şu hayatta inanın bakın, nefes aldığımız her anımıza şükürler olsun. Hayat inişiyle çıkışıyla bizlere bir şeyleri öğretiyor. Bizler de o inişte çıkışta, düştüğümüzde de tevekkül ediyoruz. Kalktığımızda da tevekkül eden kullarından olmayı hepimize Rabbim nasip eylesin. Ne yapalım? Artık beterin beteri olmasın da, değil mi? Bugünümüze, her halimize, aldığımız nefeste hamdü senalar olsun. Ercan'ın ameliyatıydı, şunuydu, bunuydu dedik. Ameliyatı da bitti. Şükür. Yarına herhalde çıkar diye tahmin ediyoruz. Belki akşama bile çıkar gelir kız o. O da sıkıldı iyice. Bunalıma giriyor artık. Böyle işte bizde. Neyse kızlar, hadi gelin bir bakayım. Hummalı çalışmalardan çikolataları da göstereyim. Hani bundan önceki izlediğim vlogtan da aldığım alışveriş vardı ya. Merak eden kardeşlerim oluyor, yazıyorlar Selma abla niye göstermedin aldıklarını diye. Ben de onlara dedim ki gelecek vloguma ekleyeceğim dedim. Onun da vlogu, kısa bir vlogu vardı, market alışverişi, onu da çektim kızlar. Onu da bu vlogumun arkasına ekleyeceğim. İşte önce bir bakayım yemeğim pişmiş mi, hadi gelin neler yapacağız. Çayım da soğudu, şunları götüreyim makineye atayım. Sarardı bar, ben sararan bardağı da hiç sevmiyorum. Değerli dostlar, iyi ki varsınız. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Selma işler. Evet dostlar, benim yemek çok güzel pişmiş valla. Hatta daha göbücükler bile atıyor. Dağılmış bile kız. Biraz suyu şey mi geldi, fazla mı geldi? Gelin bakın. Yemeğim de pişmiş. Oh misler gibi. Bakın dostlar, içim biraz fazlaydı. Evde de şöyle kırmızılar vardı. Kırmızı paprikalar. Onların içine de kalan harcı doldurdum. Yani hepsi pişmiş oldu. Şimdi biraz şöyle buharda nasıl diyeyim, suyunu dibine verdikten sonra biraz soğusun. Bunu güzel bir kabın içine alırım. Güzelce hemen dinlensin. Vallahi bugün akşam da böyle olsun. Biraz da buzluktan kıyma çıkardıydım. Biraz da kıyma çıkardıydım. Şöyle koyayım da kızlar. Orada kendi kendine lavabonun içinde de üstüne tabak koyduydum. Onu da lavaboya attım. Onu da yıkayayım. Makineye atayım. Kıyma çıkardım. Biraz da kıyma şey yapacağım. Sulu köfte hazırlayacağım ama bugün pişirmeyeceğim. Yarın hani akşamdan yaparım. Hazırlarım. Ercan Bey de bugün akşam çıkar mı tam bilmiyorum. Ama yarın sabah kesin evde olur. Hani hazır olur yemeğim. Kenarda dursun, buzdolabına atarım sıktıktan sonra. Ercan da çok seviyor sulu köfte. Ona da köfte yaparız. Bu dolmada bize 2-3 gün yeter. Talha'ya da ne bakalım ne isterse onu yaparız. Yani dolmam bitti miydi tamam. Yanına bir salata, bir karpuz keseriz. İsterlerse çorba ama çorbayı da pek içen olmuyor. Böyle işte canlar. Gelin hadi bir de Tuğçe Hanım'a bakalım. Sonrasında neler olur neler olur.
Canlar, bizim evde hummalı hazırlıklar, izin hazırlığı başlamıştır. Telliklerimiz, olmazsa maşalarımız, işte kozmetik eşyaları, şampuanlar. Anam, bu kızın buna kadar çok şampuan. Hayır, onlar iki tane. Kız. Şunlara bakın kızlar. Biz bunun içi de dolu. Biz kızız diyor. Bunun içi de dolu arkadaşlar. Neler var, açsam neler çıkacak? Taraklar. Valizler çıkardık. Bakalım bunların içine neler girecek arkadaşlar. Biliyorsunuz daha yatağın üstü var. Orayı hiç görmeyin. Hiç göstermeyeyim daha doğrusu. Gelin gelin. Aha, utanarak da burayı göstereceğim. Anam, bizim elimiz hiç durmuyor kızlar. Ve beyefendiler, kızmayın. Şimdi bana bir bacım gene kızacak. Selma abla, bir kız gönderdin. Bunlar ne diyecek? Vallahi elim durmadı arkadaşlar. İşte anama koyayım dedim. Biz arka, hani Tuğçe'nin gideceği yerler vardı. İşte burada wine gomiler var. Ayırdım buraya. Dur şöyle dökeyim de geri toplayayım. Şuraya döktüm kızlar da. Şöyle koyayım. Şuraya bakın. Bunlar da dedim annemin eve gitsin dedim. Şöyle geçen gün de aldıydım ya. Şunlardan aldım. Ondan sonra biraz evde de vardı. Bizim evde yenmiyor ya. Wine gomiler var. Tuğçe şimdi orada da gelenimiz gidenimiz oluyor. Hani hediye olarak verirler diye. Bunlar da bende vardı. Hani bunları parayla almadım. Vardı, evde duruyordu. Onları da koydum. Şurayı anneme koydum. Arkadaşlar şurası abim şimdi Tuğçe'yi alır ya babam alır bilmiyorum. Gene aynı şekilde açayım mı? Durun kız. Açtım. Şöyle bir paket bunlardan aldım. Bunlar zaten önceden alınmıştı. Yeni alınan değil arkadaşlar. Ben evde böyle alıp indirimdeyken koyuyorum. Gene şöyle bir çikolatalardan koydum. Gene wine gomi dolu burası. Gene çikolatalardan dolu. Şöyle içerisi hep çikolata ile wine gomi. Çoluk çocuk sevinsin diye arkadaşlar onları doldurdum. Ondan sonra bu da burası da gene bir kardeşimin evine gidecek. Orada da küçük çocuklar var. Yani şimdi Tuğçe orada da kalacak ya. Hem annemde kalır hem onların evinde kalır dedim. Şunlardan aldık. Wine gomi doldurdum. Şöyle çikolatalardan aldık. Gene aha bunlardan var. Aha bunlardan almıştım hatırlıyorsunuz. Bunları koyduk. Bunlar da ayrı gidecek. Şöyle. Ay şöyle karışmasın kız. Karıştırdım mı ben, ne yaptım? Neyse karıştı galiba. Neyse ben birazdan gene kontrol ederim. Burada bir tarafa gidecek. Arkadaşlar burada da var. Burada da böyle bir arkadaşım için hediye gönderiyorum bunu. İnşallah gönderebilirim yani. Burada da çikolatalar var. Wine gomiler var. Böyle torbaların içine koydum. Milkası var. Şöyle çocuk çikolatalarından var. Gene bu çikolatalardan doldurdum. Hiç ağzını açmayayım dedim. Bu da hatırlarsınız. Canlı yayınımda bir kızımıza söz vermiştik. Çikolata göndereceğim, wine gomi göndereceğim diye. Wine gomi koydum kızlar. Yerim olmadığı için anca bu kadar koyabildim. Çeşit çeşit çikolatalardan aldıydım. Hatırlıyorsunuz. Geçenki vloglarımda söylemiştim. Gene dedim değişiklik olsun. Şöyle küçük bir kız ya. Şunlardan da koydum. Böyle bizim buranın değişik kart yastarı var ya. O wine gomilerden de koydum. Bunu da o kızımız için koydum. Bu bir arkadaşım için hazırladım. Burası da kardeşlerime falan gidecek. Kızmayın ama nasıl gidecek onu bilmiyoruz. İnşallah becerip gönderebiliriz. Şimdiden ağır oldu yükümüz. Ay Ercan gelince ne diyecek bana onu da bilmiyorum. Biliyorsunuz Ercan bugün çıkacak. Daha şeyi olmadı. Kağıdını bekliyor. O bugün akşam Sudenaz gidip alacak babayı. Ercan görecek. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Tuğçe şimdi valizini yerleştirsin arkadaşlar. Ondan sonra da halledeceğiz. Bana arkadaşlar kızıyorlar, Milkalar boykotta diye. Geçenlerde aldım kızlar biraz hediye olsun diye. Vallahi şey yapamadım. Şunlardan da aldım. Ne yapayım arkadaşlar? Ne alacağımı da bilemediğim için işte bunlardan aldım. Kızmayın. İşte böyle değerli dostlar, izin alışverişimiz, izin hazırlığımız bizim buydu. Ay işte böyle hazırladık. Şimdi tekrar bunları poşetleyeyim. Şöyle de evde bu şeylerden vardı. Kızlar sipariş veriyor ya. Bunlar da iyi oldu kız. Ferma şöyle ağızları da kapanıyor ya. En azından dağılmadı. Bunları bir poşet daha yaparım.
Hani içine de isimleri, adresleri yazarım. Tuğçe Türkiye'ye gidince kargo yapacak bu ikisi. Bu ikisi kargoluk olacak hediyeler. İzin hediyeleri. Bunlar da zaten bizim annemlerin evine gidecek. Bizim çocuklar gelince annem versin hediyelerini. Değil mi? Gönlü güzel dostlar. Ay ben ne yapacağım? Nasıl yerleşecek? Tuğçe'ye diyorum çok bir şey çıkarma diyorum. O da bir sürü gıvır zıvır şampuanlar. Halbuki orada da var şampuanlar. Doldurma buradan. Oradan al kızım diyorum. Dinlemiyorlar arkadaşlar. Bak duyuyoruz mu? Anne ne anlatıyorsun diyor. Ay gönlü güzel dostlar. Kız işte ne bileyim alıyoruz hediye olsun diyoruz. Hani sevinsin sevdiklerimiz diyoruz. Elimiz boş gitmesin diyoruz. Ne yapayım gönlü güzel dost. En güzeli dedim Tuğçe gidince Türkiye'den kargolasın. Orada yine ucuz olur dedim. Hani eğer ekstra yük parası alırlarsa ne yapayım veririm. En azından söz verdiğim kargo yerine ulaşır. Çünkü söz ağızdan çıkarsa arkadaşlar mecbursunuz yapacaksınız. Kul hakkına giriyorsunuz değil mi? Ben öyle yetiştiğim için öyle diyorum. İşte sakın kızmayın Selma abu ne demeyin bana kızmayın. Gerçekten söz verdiğim için gidiyor. Bunlar da çoğu evimde vardı. Hani ekstra gidip almadım. Sadece çikolatalar ekstra aldım. Bunları da alışverişlerde alıyoruz kızlar. Benim evde yenmiyor. Gözleri aç oluyor çocukların. Dolduruyorlar. Bir de hafta sonları bizim evlere misafir geliyor ya çocukların. O hafta sonu da alıp alıp koyuyoruz biz. Gelen misafirlerim oluyor. Onlar hediye getiriyor. Bizde de yenmiyor arkadaşlar. Ben de ne yapıyorum? İşte izine gidildiği zaman gönderiyorum. Bunları da şuraya koyayım. Canlar canlar. Hadi dedim. Aldığım market alışverişimi de paylaşayım dedim. Zaten bundan önceki vlogumda marketlere gittiğimde çekmiştim. Orada reyonlarda aldıklarımı göstermiştim. Kızlar o koca Kaufland'da fındıklı milkaları kapışmışlar. Bu hafta bunlar 69 sente düşmüştü. 69'du galiba kız. Hiç kalmamış. Zaten bundan önceki vlogumu eğer izlemediyseniz orada alırken çektim fiyatlarını orada gösterdim. Hani bana tekrar sormayın. Kızlar yetişsene Tuğçe yaklaştır. Bakın bir sürü. Vallahi saymadım. Kaç tane ne kadar var? Sıla yolu için izinlik çikolata alışverişimizde. Daha alacaklarım var ama şimdilik bunları aldım. Neler aldım? Şöyle bir tane Rafael aldım. Kinder boyları var ya. Bir tane bundan aldım. Bir tane şunlardan aldım. Tuğçe giderken götürsün diye. Valla simatisle. Şöyle fındık ve üzüm karışımı kızlar bu. Üzümle fındık var bunlarda. Şunlardan aldım. Bunlar neymiş? Yoğurtluymuş kız ne bileyim ben. Simatis gene üzümlü. Yoktu kalmamış arkadaşlar. Aha şundan var. Gene yoğurtlu. Gene simatisli. Oreo'luymuş. Şöyle mi? Beyazı. Yok bulamadık. Şöyle bisküvilisi. Anam düştü. Şöyle karamellisi vardı bunlar kızlar. Güzel. Aha işte bir tane şu ne? Bu da mı aynısı? Hı-hı. Neyse işte bunları bulabildik. Bunları alabildik. Ondan sonra bir tane şöyle kek. Bunlar güzel oluyor. Benim Talha çok seviyor. Bir tane bundan aldım. Bir tane Tuğçe gezmeye falan gidersem anne elimde bulunsun dedi. Bir tane de böyle bundan aldım. Bundan birkaç tane daha alacağım. Hani bu başlangıçlarıydı. Ondan sonra canlar burada da Vaingomiler var. Kızlar bu çekecektim de vallahi vaktim yoktu. Bir daha çünkü bunlar az. Bir daha gittiğimde çekeyim. Biraz daha alacağım çünkü. Bunlar Reve'ye gelmiş. Ben şey demiştim. Neydi adı kız? Birisi kardeşim yazmış ki Selma Hanım wine alkol falan demiş. Değil arkadaşlar. Tuğçe getirsene şöyle yakında. Bakın bu Türkiye'nin efendim. Bakın burada yazıyor. Bir de Türkçe yazıyor. Yumuşak şeker diye. Helal diye yazıyor. Türkiye market, Türk marketlerinde Bebeto markalı olan var. İşte onlar canlar. Bakın burada da yazıyor. Yumuşak şeker. Hani bana geçen yazmışlar bunlar helal değil falan. Türkçe yazıyor. Türk markası. Vallahi şunu biz de dikkat ediyoruz. Elimizden geldikçe helali, haramı Allah'a şükürler olsun. Keşke kul hakkı da yenmese değil mi? Hani bir şeyler yapıp yapıyorlar ya. Elimden geldikçe çoluğuma çocuğuma helali, haramı öğrettim. Kul hakkını öğrettim. En büyükü de kul hakkı. Elimden geldikçe çoluğuma çocuğumla aldığım gıdalarda bazen oluyor arkadaşlar. İçinde işte 0.1 alkol de olabiliyor. Bir şeyler olabiliyor. Ne kadar dikkat etsek. İşte kimi kardeşlerim diyor ki bana Selma Hanım neden Kaufland'dan alışveriş ediyor? Arkadaşlar
Kavlant'a gitmesem Aldi'ye, Lidl'e gidiyor. Aldi'ye, Lidl'e gitmesem nereden alışveriş yapayım? Ben küçük bir kasabadayım. Aldi, Lidl, Edeka, Edeka bana biraz uzak. Reve var, Kavlant var. İşte bu. Netto falan bir iki tane de uzakta. Nereden alayım değerli dostlar alışverişimi? Hani sizler de inanın elimizden geldikçe de dikkat ediyoruz. Birini almazsan birini alıyorsun zaten. Yoksa bizim de canımız yanıyor. Yanmıyor mu? Üzülmüyoruz mu? Parçalanmıyoruz mu? Yapıyoruz ama elimizden geleni de yani hiç şeyini bırakmıyoruz. Devam ediyoruz boykotlarımıza, dualarımıza. Her zaman kalbimiz orayla. Neyse kızlar. Ondan sonra bolca makarna aldım. Abalar, anam karpuz gidiciydi. Torbanın içi zaten gördünüz. Barelle dolu. Her çeşidinden, her modelinden aldık. Makarna salatası için olanlarını aldık. İşte şöyle kızlar açmayın bunları. Şimdi geri paketlemesi zor oluyor. Şurada makarnalardan daha var. Bir de 11 tane ısıtma ekmeği var. Çips var. Şöyle 2 tane marul aldım canlar. Yarın Tuğçe makarna salatası yapacak. Şöyle doze. Neydi adı? Bezelye ile havuç. Ercan'a Beyk hastaneye götürürüm diye keju aldım. Şöyle siyah üzüm aldım. Bu sabah suyu da almıştı. O üzümler Ercan yedi. Bunlar daha güzel geldi. Kız bir de indirime girmiş. Şimdi açmayın poşeti de. Koca koca parmak üzüm. Şunlar da şeyde ucuzlamış. Kaufland diyemedim kız. Şöyle 400 gramı 1 euroydu. Pişman oldum. Kız niye millet dolduruyordu. Ben de 3 tane aldım. Yani 3 euro verdim. Bir tane yeşil soğan aldım. Kısır belki, mı yapacaksın anne? Belki kısır da yapma ihtimalim var. Bir tane yumuşatıcı aldım kızlar. Ondan sonra kızlar ne aldım bilmiyorum. Şu karpuza 3 euro verdim. Şu karpuzun şurası böyle sarı olduğu zaman karpuzdan lezzetli oluyor. Aklınızda olsun. Yani kırmızı tatlı karpuz oluyor. Ondan sonra Ercan'ın dediği gibi de kendimi eve getirdim. Market alışverişim. Sıla yolu için aldığım çikolatalarım. Anne. Efendim. Yumurta. Aa, onun içinde yumurta vardı. Kırmasaydı o yavaş. Yumurta var onun içinde. Hayır yok. Doğ. Kız bizim bir torbamız eksik. Arabada mı acaba? Arabada hiç torba yoktu. Evet arabada. Hayır arkada hiçbir şey yoktu. Hayır bizim yumurtamız ne? Anne onun içinde yumurta. Hayatım yok. Ya, kızlar ben yumurta da aldım. Daha bir şeyler daha. Diyorum ki ya diyorum. Buraya 71 euro küsür yani 72 euro para ödedik. Ya diyorum aldıklarımız nerede diyorum. Yok. Arabada kaldı. Ona gidelim. Neyse gidelim de onları da getirelim. Artık onları da görmeyin kız. Bundan önce vlogumu izlemediyseniz orada görürsünüz. Dostlar ne yapalım? Güya makarnaları çıkarmayacaktık. Çıkarmış olduk. Aman ben buraları bir toplayayım. Bakalım arkasına neler gelecek. İşte alışverişlerimiz de böyleydi. Değerli dostlar. Vallahi yoruldum. Koştur et eyle. Oraya koştur. Buraya çocukların onu elleme bunu elleme. Bir ev ufak tefek kavgalar. Oydu buydu. Talha abi delirtir kızları. Klasik benim ev vallahi. Çocuğu olan bilir. O diyor onu elleme, bu diyor onu elleme. Ay yoruldum evin içinde vallahi terledim bir yoruldum ki. Çamaşır yıkamıştım onları da kuruttum da. Şimdi hem de Talha gidecek ya teyzeler ona da biraz hazırlık olsun dediydim. Çamaşırlar da kurumuştu artık havada karardı. Böyle bir nem geldiği zaman ben sevmem o nemi. Çamaşıra hemen siniyor. Dedim nemlenmeden dedim alayım içeriye dedim. Biliyorsunuz bizim burada da geç havalar kararıyor. Ondan sonra Tuğçe'nin valizi de kapattık canlar. Zaten fazla bir eşyası yoktu. Şöyle küçük bir uçak için elin var ya valizi. Onun içine kendi kıyafetlerini koydu. Geriye kalan hani hediyelik biliyorsunuz anneme izin alışverişinde kıyafetler almıştım babama falan. Onları koydu. Üzerine de bir iki işte o çikolataları iki tane de hediyelik çikolata vardı. Onları falan hepsini bir valizin içine deptim. Fermuarı da kapattık. Valizler de hazır. Oh çok şükür elhamdülillah. Bir de Talha'nınkini hazırlasaydım. Ondan sonra Allah kerim. Neyse canlar. Bu da Ercan Bey'in hastaneden getirdim de yıkadım kız. Değiştirdim orada üstünü. Kurumuş mu diye ona bakıyorum. Gecenin şeyi kokulayacağım. Çünkü bazen o çamaşır yıkasanız da dışarıdan o çiğisi koku geliyor ya. İyi kokmuyor.
Acayip acayip kokar, ben sevmem. Atar geri yıkarım, benim öyle huylarım vardır canlar. Ha şöyle eli tüsü de yapalım. Kız bazen böyle vloglarda görüyorum. Ana bir çamaşır katlıyorlar. Kız hiç mi eli tüsü bilmiyoruz? Ula diyor, şöyle elinizle dürüp dürüp de koyun diyor. Hani telefonun içine girip de o çamaşır alıp katlayasın geliyor, biliyor musunuz mu? Uyum gurusun. İlla öyle olacak değil mi değerli dostlar? Ne yapacağınız? İş bitmez, iş bitmez. İş her daim çıkar. Yine bazen ütüye gerek kalmıyor. El ütüsü yaptığınız zaman, hemen acil giyeceğiniz zaman ne oluyor? Tertemiz çıkarıyoruz. Aman ütüye ne gerek diyoruz, vırt giyiyoruz. Bu da sude nasıl mı? Sanki nemli gibi geliyor elime de. Kurumuş ama. İyi bari. Havalar yağmurlu, güneşli bizim burada. Hem güneş çıkıyor hem yağmur var. Ben gene de bizim iki taraf perde, bir tarafında da perdesi var ya. O yüzden yırtıyorum. Ben çamaşıra makineye çamaşırları az az atıyorum kızlar. Beyazlar, orta renkliler. Ondan sonra sırf beyazlar. Böyle az az atarım. Güzelce hemen yıkanır. Öbür türlü çok atarsanız çamaşır daha pis kokuyor, biliyor musunuz? Aklınızda olsun. Çamaşırlarınızı atarken o konuda dikkatli olun. Az az atın. Hiçbir şey olmaz. Hem şey kırışık çıkmaz. Çok attığınız zaman da çamaşırlarınız ne oluyor biliyor musunuz? Kırış kırış çıkıyor. Renkleri soluyor. Aman git öyle. Az az atın, tertemiz olsun, mis gibi. Oh. Aa, bu nemli. Bu biraz daha dursun. Şu kısımlar nemli. Şimdi bunları dürüp koyarsam ne olur biliyor musunuz mu? Hı hı. Ben bunu tekrardan sandalyenin oraya ya da kapının üstüne atarım. Orada kurusun ama kırışmasın. Bakın ne güzel tertemiz de yıkanmış. Şöyle şuraya koyayım da kirlenmesin. Bakayım bu da mı nemli? Bu da nemli. Bakın bu da nemli. Yok. Bunları ben şey yapayım. Siz söyleyin. Kapıların üzerine atarım. Zaten nemli çamaşır. Kokusu da olmaz eve. Hah, bunları atarım. Şurada da bakın. Beyaz çoraplar daha orada da var. Selma'nın işler, güçler bitmez. Böyle güttük güttük çamaşırlar. Allah'ım sana geliyor. Ben nerelere gideyim? Nuray, Nuray. İşlerimiz bitmiyor Nuray. Sağ olsun bacılarım da arıyorlar. Selma'm diyorlar. Nuray'ım, Gülsen'im. Can bacılarım benim. Halımı hatırımı soruyorlar. Bazen dönebiliyorum telefonlara. Bazen dönemiyorum. Hakkınızı helal edin değerli dostlar. Vallahi bakın YouTube'a hani işim olduğu zaman giriyorum, yorum gördüğüm zaman cevaplıyorum. Bazen göremiyorum, gözden kaçıyor. Bir de şöyle oluyor. YouTube'da yazdığınız yorumlar da silinebiliyor. O yüzden de hani şey yapmayın, kızmayın bize. Çok fazla ben yorum yazdığım için bazen yorumlarım da kaybolabilir. O konuda da anlayışınızı beklerim. Değerli dostlar. Şunları da Talha sipariş vermiş kız. İyi has çabuk kuruyor da acayip kokusu oluyor. O naylon çoraplarmış, naylon canlar. Şey pamuklu, şu üst kısımları pamuklu da ama yine de naylonumsu olduğu için kokusu çok fazla oluyor. Bunların işlenir de gı. Uy, hiç sevmem böyle çorap katlamayı. Büyük çamaşır güzel de kız. Küçük çamaşır katlamayı hiç sevmiyorum. Anam küçükken iyi büyütmüşüz kız kız. Bitti, ters çevirmişler. Sıkılırım ben böyle. Eskiden severdim. O saatlerce ütü yapmaya bayılırdım. Nasıl severdim, nasıl kız. Şimdi var ya sıkıntı geliyor bana. Aman diyorum, kim uğraşacak bunlarla diyor. Bu da kızların. Kız gelin kendiniz katlayın. Herkes bazen diyorlar biliyor musun evde. Bir şey olunca bazen paradan şundan bundan laf açılınca laf vuruyorlar. Ben de diyorum ki hadi, genelde Talha yapıyor bunu. İyi kurumuş teyzelere. Talha'ya hemen diyorum ki elektrik faturası bir paradan falan açıldığı zaman
Hemen diyorum elektrik faturasını ver lütfen. Çamaşır makinesi için çamaşır şeyi yıkıyoruz eşyaları diyor. Onun parasını ver diyor. Şunun parasını ver, bunun parasını ver diyor. Talha böyle yapıyor. Diyor bana ne kalacak diyor. O zaman susacaksın oğlum diyor. Yeme parası değil mi? Yatma parası. Yatağını topluyor. Yediriyor, içiriyor, giydiriyor. Temiz temiz giydiriyor. Bir bakayım sen o paraları diyor. O zaman diyor ki tamam anne diyor ben seninle uğraşamam. Uğraşamayacağım tabii diyor. Almanlar iyi yapıyor kız valla. Almanı söyle yapacağız çocuklara. Ver bakayım çocuğum diyecek. Ne güzel adamlar akşam oluyor yemek neyim yiniyor ya. Sırasıyla çocukları bugün sıra sende hadi diyorlar. Mutfağı sen toplayacaksın. Bulaşığı sen yıkayacaksın diyorlar. Ya biz öyle mi yapıyor? Biz ne yediyor ama yedin mi oğlum diyorum. Yedik. Kızım yedin mi? Yedim. Hadi yavrum sen yoruldun git yat diyor. Vallahi biz öyle diyoruz. Demememiz lazım kız. Çocuklara küçük yaşta sorumluluğu öğretmemiz lazım. Neyin ne olduğunu bilmeliler. Biz ne yapıyor? El bebek, gül bebek ağzından bilmem neyi diyor, bilmem neresinden neyi diyor. Pof pofluyup duruyoruz. Yapmayacağımışız. Allah, ben dalga da fazla yapmıyorum. Ercan yüz vermese zaten diyor ki ah babam gelseydi artık diyor. He dedim. Bakıyorum pek memnun değilsin benden diyor. Her istediğini yapmıyor. Hoşuna gitmiyor beyefendinin. Gitmez. Ben nazlamıyorum çünkü. İşte kızlar böyle. Sizinle de çamaşırlarımı hallettim. Bu da nemli. Bu da bak kalmış arada. Bunu da yapmayayım. Bu da nemli. Bunlar kurumuş. İnce olanlar kurumuşlar. Ama şöyle olanlar kurumamış canlar. Bu küçük küçük çorapları neyini giyiyor musun? Kız küçücük güdülük güdülük bahala çoraplara. Benim kızlarım bunlar ufaklar. Bu da kurumuş. Bak arkadaşlar şöyle edince anlaşılıyor yok. Bu da hafif şuralarında nemlilik var. Bu da biraz dursun. Bunları da yemek masasının kenarına koyarım. Balkon camının. Orada kurusunlar. Gel kız sen de. Sen de gel kız. Bu bunun mu onun mu hangisi kız? Tövbeler olsun ya Rabbim. Hiç sevmiyorum şöyle çamaşır katlamasını. Hangisi hangisinin? Sen değilsin herhalde. Sen de bunusun. Şu bir garibim kalmış. Bunun bu garibiminki buradaymış. Sen de şöyle gel. Bu da bunun eşi değil mi? Doğru eşi. Puma puma evet. Bu da kızları, bu da kızları, bu da kızları. Bunun teki burada. Şu ikisini tekrardan camın önüne yemek masası. Ana bir daha var da. Neyse o da şurada dursun. Eşini bulalım. Talha Reis'in çorapları da hazır. Bunları kirletmesin. Bunları valizine koyayım. Şöyle kenara koyayım. Şu tişörtün üstüne. Şu da kızların. Onu da Sude'nin. Bu da kızların çorapları. Sude'nin tişörtünün üstüne koyayım. Şurayı da bir daha süpürürüm. İster istemez çamaşırın üzerinden dökülüyor. Şunları da 5 dakika kapıların üstüne atayım. Değerli dostlar gene vallahi çenemle başınızı ağrıttım. Bugün de böyle bir vlog olsun. Çamaşır katlarken muhabbet ettik. Sayenizde ben de işimi gördüm. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz bir vlog olmuştur. İzin alışverişi, valiz hazırlığı, değil mi? Akşam yemeği hazırlığı böyle böyle hem sohbet bile oldu. Hakkınızı helal edin. Değerli dostlar iyi ki varsınız. Bir daha Ercan Kalk geldiğinde selam isteyen kardeşlerimiz var. Onlara selamlarımızı da gönderelim. Ben ne yapayım? Yedik içtik vallahi bir kahve yapacağım. Şimdi Ercan Reis'e dedim bak vlog çekeceğim arama dedim. Şimdi meraklandır o. Ben arayayım. Hepinize Ercan'ın selamı var. Hepinize hayır duaları gönderiyor. Allah diyor hepsinden sınırsızca razı olsun diyor. Oturduğu yerde yorumlarını okuyor. Doktorlara gelen işte doktorlar kontrole geliyor ya Allah ne etmiyor. İşte diyormuş bakın bana iyi bakın ha diyormuş elim neyim iyi olsun bakın diyorum sizi rezil ederim bakın ben youtuber'ım falan diyormuş. Ona da gül gül yok doktorlar da bakıyorlarmış wow iyi falan diyorlarmış Ercan'a. O Ercan'ın çenesi işte Almancası da olunca hani rahatça ben onlarla diyalog kuruyorlar. Ben olaydım suratım bir karış yatardım orada bir doktora ters ters bakardım bir hemşirelere ben geçim etmezdim de Ercan her gittiği yerde uyum sağlar. Ben kimseyle konuşmam. Ben de var bir şeyle. Dostlar
İyi ki varsınız. Ümmü Büyük Topçu ablam, buradan sana selam olsun. Allah'ım bütün hasta kardeşlerime Şafi ismiyle şifalar versin. Dert verip derman aratmasın değerli dostlar. Hayat çok zor, yaşam zor. İnsanlarla anlaşmak çok çok zor. Geçim etmek, ne bileyim kız, bazen evinde kendi ailenle, karı kocayla, çoluğunla, çocuğunla geçinemiyorsun ki. Kalkmışlık hiç tanımadığın insanlarla geçinesin değil mi? O yüzden ne diyoruz hep? Allah insanların karşısına kendisi gibi insanlar çıkarsın. Bizim Ercan'ın lafı. Ben de hep derim ki iyi insanlar, Allah korkusu olanlar çıkarsın. Bizlerin, evlatlarımızın karşısına. Değil mi dostlar? Haydi bizden bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.